Merhabalar, bu Unreal Engine 4 hızlı dersimizde Force öğelerinden bir tanesi olan Radial Force aktörün nasıl kullanıldığını göstereceğim. Hızlı bir şekilde böyle ekrana koyuyoruz. Radial Force aktör kodla aktive edilebilir, lakin varsayılan olarak auto activate'i açık geliyor. Bu şekilde radius ile yükseltebilirsiniz gücün uygulanacağı çapı. Force ve impulse değerleri var. Buradaki force'u her ne kadar ufak gözükse de yüksek sayılara çıkartmanızı tavsiye ederim. Mesela 10 milyon yaptım. Play'e bastım ve bu arkadaşlara güç uygulamış oldum. Aynı şekilde bunu düşürüp impulse'u deneyelim. Impulse görüldüğü üzere çok da bir etkide bulunmadı. Hatta hiç etkide bulunmadı. Velocity change'i de değiştirdim. Herhangi bir etkisi olmadı. O sebeple Force Strength'ini 10 milyon yaptım tekrar ve bu şekilde buradaki aktörler üzerinde güç kullandım. Peki bunu buraya getirirsem, şu ikisini dışlarsam, etkilenmediler görüldüğü üzere. Güç çapını düşürelim. Mesela sadece buradaki iki aktöre ateş etsin. Ya da dur, şunu çek, bunu böyle koy. Buradaki kuvveti buradaki nesneye kullansın. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Çok da bir şey olmadı. 250 yaptım. Şunu biraz şöyle çektim. Şunu şöyle çektim. Bunu böyle. Bunu da böyle. Hop. Bu şekilde birbirine çarptırmış olduk. Peki biraz daha yakınlaştırsak. Şu şekilde. Ve bu 10 milyonu 5 milyon yapsak. Bam. Müthiş. Tabii daha ileriye gidebilir bunlar. Çok daha uzaklara gidebilirler. Ama benim Physics Master öğemde Physics Constraint var. O bazı şeyleri bir miktar limitliyor. Normalde sizin koyacağınız herhangi farklı bir küpte bu şekilde gözükeceğini pek zannetmiyorum. Hatta test edelim. Movable dedim. Simulate Physics dedim. Geldim. Bu küpü de böyle koydum. Bir dakika. Okey. Şimdi çözülmüş olması lazım. Gördüğünüz gibi aldı başını gitti. Yani 5 milyon bu küp için çokmuş mesela. Ama benim kendi nesnelerim böyle çalışmıyor. Fark edeceğiniz üzere. Bunu silebiliriz. Evet, Radial Force bu şekilde kullanılıyordu. Farklı noktalardan güç iteleme kodları veya komponentleri de var. Mesela Force dedim. Aa, yine Radial Force varmış, pardon. Kod olarak kullanabiliriz. İşte Force ekleme var. Mesela şuradaki sol üstteki küp için. Gücün ne taraftan ne kadarlık bir şekilde etkileneceği, işte bu değişikliğin velocity ayarıyla falan veya ağırlık ayarıyla ne kadar etkili olacağı şeklinde kullanabileceğiniz bir kısım mevcut. Mesela şöyle yapalım. Bu küpe güç itelemesi yapalım. X yönünde 500 itelesin başlangıç esnasında. Radial force'u kaldırıyorum. Biraz geç çalıştı. Niye öyle oldu? Hangisini kullanıyorduk? Heh, bu. 500 olmadı mesela. Bunu işaretlediğim zaman bir değişiklik olacak mı? Yine olmadı. Geldim buraya. Şöyle bakalım. 10.000 diyelim. Olur gibi oldu sanki. Bir sıfır daha koydum. 100.000 dedim. Hop, X yönünde ilerlediler. Yani force olarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir de impulse var. Aynı şekilde impulse'u da kullanabilirsiniz. Ama bu impulse'u zaten demin Radial Force'da gördük. Tepki vermedi. Yine de deneyelim mi? Yine de deneyelim biz bunu, dur. Şöyle gel. Şu 100.000'i kopyala. Buradaki X'e koy mesela. Aa, impulse da etkiledi. Velocity change diyelim. Wow. Ha, bunlar niye fırladı diyecektim. Physics Master'ın alt üyesi bunlar çünkü.
Müthiş. Korktum bu arada. Böyle bir şey beklemiyordum. Peki bunu 1000 yaparsak ne olur? Çıktım. 10.000 yaparsak ne olur? Evet. Yani daha güçlü bir şey uygulandığı zaman daha uzağa gidiyorlar. Ama uzağa gitme mevzusu velocity, yani o nesnenin anlık olarak oyunun içerisinde barındırdığı hız mevzusuna göre orantılanmaya çalışıyor. Oradaki velocity işareti buydu yani. Evet, force mevzusu da basit olarak bu şekildeydi. Daha detaylandırılabilir bunlar tabii ki. Yani oyuncu tarafından uygulanan force mesela oyuncunun baktığı yönden uygulanabilir. Hemen kısa bir örnek göstereyim. Benim karakterde olması lazım. Elimden nesneyi bıraktığım zaman bulmaya çalışıyorum. Evet, burada. Mesela Gravity Physics Object Reference varmış. Bu Physics Master'a çıkıyor. Zaten bu tooltip'te yazıyor current type olarak. BP Physics Master, yani bu nesne. Bu nesneye eğer varsa oyuncunun kontrol rotasyonunu almışım. Rotation X vektör demişim ve 2000'le çarpmışım. Bu 2000 uyguladığım kuvvetin kendisi. Impulse demişim. O impulsu işte demin kullandığımız kısım. Hemen göstereyim örnek olarak. Geldim, aldım elime. Bıraktığım zaman nereye bakıyorsam, mesela şu karakterin göz hizasıyla elimdeki küp arasındaki kısımdan beri baktığım yöne doğru güç uygulayacak. 2000'lik bir güç uygulayarak bu şekilde iteledim. Mesela bu 2000'i yükseltelim. 20.000 diyelim. Şimdi de 20.000'lik güç uygulayacağız. Bak daha uzağa gitti. O yumuşak inişler falan dediğim gibi physics constraint ile alakalı. Sizdeyken bu sayılar daha düşük sayılarda daha ileriye doğru iteleme yapabilir. O sebeple niye aynısı olmadı diye düşünmeyin. Önceden uyarayım. Evet, force ile ilgili gösterebileceğim en basit şey buydu. Radial force'u gösterdim. Force ile güç itelemesi gösterdim. Impulse'u gösterdim. Velocity farkını gösterdim. Oyuncunun baktığı yöne doğru oyuncu tarafından iteleme gösterdim. Aynı kodu farklı nesnelerin rotasyonundan da çevirtebilirsiniz. Bütün işi aslında orada rotation x vektör yapmakta. Haberiniz olsun. Evet, Force'dan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.